Hello. Çok uzun zaman oldu burada oturmayalı. Kameraya bakarak konuşmak çok garip hissettiriyor şu an. Merhaba. YouTube'a yeni başlıyorum. Her şeye yeniden başlıyorum. Pazartesi hayatımı yeniliyorum. Bugün pazartesi bu arada. Gerçekten böyle bir karar aldım. Her neyse. Herkese merhaba hayatıma. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir anda profesyonellik. Ya şu kamerayı açar açmaz enerjim nasıl değişti inanamazsınız. Bu video bir sohbet videosudur. Herhangi bir belirli bir konumuz yoktur. Hem arayı kapatmak için başlanmıştır bu videoya. Hem de birazcık hayat güncellemesi, birazcık dertleşmek, birazcık iç dökmek videosudur. Nereden başlayalım? Mezuniyetten başlayalım. En böyle rahat içimden atabileceğim konu o diye düşünüyorum. Ben mezun oldum arkadaşlar. Yani official mezuniyetim Temmuz'da. Temmuz'da yürüyeceğim. ODTÜ'lü bütün takipçilerimi beklerim bu arada. ODTÜ'lü olmayanlar giremiyordur diye düşünüyorum. Ya ne yapacağımı hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi bundan birkaç ay öncesine kadar bende inanılmaz bir mezuniyet krizi başladı. İşte ne yapacağımı bilmiyorum, ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Bugüne kadar hep çizdiğim, kendime çizdiğim yol acaba doğru mu diye sorguluyorum. İşte hep nöropsikolog olmak istiyordum ya da kognitif bilişsel psikolog olmak istiyordum. Hani o yönde yöneleceğim çok belliydi. Ama o yöne bu kadar yöneldikten sonra da acaba doğru mu diye sorgulamaya başladım. Tabii bunda terapinin de çok etkisi oldu. Terapi bütün hayat kararlarımı, kişiliğimi, işte konuşma şeklimi, kime ne anlattığımı falan her şeyi sorgulamama sebep olduğu için birazcık hayat seçimlerimi de sorguladığım bir döneme girdim. Ondan sonra işte staja gittim Almanya'da. Staja gidince birazcık daha böyle bir sakinledim. Çünkü hani geleceğim için zaten bir şey yapıyorum. Ha, okey, yoldayım hissiyatı uyandı bir anda. Mezun olmaya yakınlaşmışken, yani işte sonuçta üniversitede o yoldasınız ve o yolun biteceğini, üniversitenin lisans eğitiminin biteceğini farkında olduğunuz zaman ne oluyor ya, yol nasıl devam edecek acaba sorgulamasına giriyorsunuz. Bence birçok kişi de duydum bu arada bunu. Mezuniyet zaten zor bir kavram, yani hepinizi tebrik ederim eğer üniversiteden mezun olabildiyseniz. Ortalıkta savruluyorum. Yani bir de her şeyi yapabilecek bir noktadayım şu anda. Kendimi gerçekten çok geliştirdiğime inanıyorum. Bir sonraki videoda kendimizi nasıl geliştirebiliriz olacak bu arada. Yani kendimi çok geliştirdiğime inanıyorum ve burada çok güzel bir kitle yakaladım ve buradaki kitleyle neler yapabileceğimi düşündükçe olduğum yerde sayıyormuş gibi hissetmeye başladım. Aslına bakarsanız her şeyi yapabilirim. Yani kafamda o kadar çok şey var ki acaba bütün bu akademi şeyini silip böyle bir yoga, meditasyon, nefes eğitimi yüklesem de kendime psikoloji background'umu da birleştirerek böyle bir danışmanlık şirketimi açsam falan diye düşünüyorum. Bir yandan diyorum ki abi ne şirket falan, uğraşmana gerek yok. Bu bilgileri Instagram'da paylaşabilirsin diyorum. Ama buna çok üşeniyorum. Yani her şey yapabilirim şu anda. Gerçekten her şey yapabilirim. Yani öyle bir kitle yakaladım ki ben burada. Yani çok sevgi dolu, destekleyici ve gerçekten insan olan bir kitle yakaladığıma inanıyorum her zaman. O yüzden böyle sanki ne yaparsam yapayım siz tarafından desteklenecekmişim gibi hissediyorum. Bunun bilgisi de çok aslında ağır bir yük. Çünkü yani ben şu anda bir takı firması kursam da, kendi takılarımı tasarlasam da satsam da yine iş yaparım, anlatabiliyor muyum? Ve şu anda tam olarak o noktadayım. İşte Instagram'da gördüğümüz 22-23 yaşında kendi business'larını kurmuş, kendi paralarını kazanan, çok çok güzel paralar kazanan insanlar görüyorum. Tam o yaş geçişi yani. Hani 23 yaşında 22, işte bu 25 ve sonrasına kadar aslında hani devam ediyor diye düşünüyorum. Böyle bir kısım insanın üniversiteden mezuniyetini hala bekliyor olması, bir kısım insanın da hayata çoktan atılıp çok büyük işler yapmış olması. Kendi yerimi bulmakta o yüzden bir tık zorlandım. Tabii ki hepimiz çok unique insanlarız. Çok hayatımız, yolumuz hep bize özel şeyler. Ama şu anda çok yerimde sayıyormuş gibi hissettiğim için birazcık bu ağırlığı hissediyorum. Mezuniyetin ağırlığını hissediyorum. İşte yüksek lisansa başvurdum. Almanya'ya gitmek istiyorum. Hollanda'dan kabul aldım bu arada. Ama Almanya'ya gitmek istiyorum yani. Çünkü orada 2 sene okuyabilirim ve hani biraz Almanca geçmişim de var. Ve Almanya'dan henüz cevap gelmedi. Ve ben Almanya'ya gitmek istediğime emin olduğum için Hollanda'dan gelen teklifi reddettim. Yani çok büyük bir riskti benim için bu. Ve Hollanda'ya hayır dedim. Yani bunu nasıl yaptım, niye yaptım? İnanın hiç bilmiyorum. Niye yaptım çok açık
da hani Almanya'dan cevap gelene kadar Hollanda'ya cevap vermiş olmam gerekiyordu ve böyle bir risk almayı tercih ettim. O yüzden birazcık böyle içim böyle bir telaşlı. Ne oldu biliyor musunuz? Ben Hollanda'ya başvurdum, Hollanda'dan kabulüm geldi diye Almanya'da hep çok üst düzey üniversitelere başvurdum. Ve o yüzden hani garanti olan bir başvuru yapmadım. Biraz onun korkusu da var galiba içimde. Ama her şeyin hayırlısı olsun. Almanya'dan kabul alamazsam, ki böyle bir ihtimal var tabii ki, ne olacak? Bir sene buradayım. Allah Allah, asıl krizler o zaman başlayacak. Bir sene buradaysam ne yapacağım? Ne yapacağım? Yani YouTube'a aslında ağırlık verip böyle buradan bir business tarafı yaratacak bir duruma gelebilirim. Ama şu anda bunları düşünmek hiç istemiyorum. Kalacağım ihtimalini şu anda ilk defa dillendirdim. Hani öyle söyleyeyim size. O yüzden şu anda böyle biraz sallanıyorum. Geçen gün mezuniyet fotoğraf çekimimiz vardı. İşte grup olarak fotoğraf çekilecektik ve konvoy yapılacaktı bu arada. Arkadaşlarımla konuştum. Orada bir tane arkadaşım var bu arada, benim bölümden arkadaşlar. Aa, çok kötü. Covid zamanı oldu. Covid zamanındaki yakın arkadaşlarımla, okuldaki arkadaşlarımla hepsiyle aramız bozuldu. Olabilir böyle şeyler. Birbirimize göre insanlar değildik yani, o yüzden bozuldu. Ve ondan sonra ben Erasmus'a gittim. Okul açıldığı dönemde Erasmus'a gittim. Bir sene Erasmus'taydım. Bir dönem kalacağımı düşünürken bir sene kaldım. Sonra buraya geri geldim. Aslında çok geçici olarak geldim. Derslerimi bitirip gitmekti benim planım. Sonra o plan suya düştü. O plan gerçekleşmedi. İlişkimin de bitişiyle birlikte galiba, burada anladınız zaten onu. Yorum yapmayın kafanıza göre. Çok gıcık oluyorum böyle şeylere. Aa, şöyle olduysa, böyle dediyse böyledir o zaman falan gibisinden yorumlar beni gerçekten acayip triggerlıyor arkadaşlar. Çünkü burada gördüğünüz şey hayatımın %1'i bile değil yani. Sizinle çok, evet, sağlam ve dürüstlüğe dayalı bir ilişkimiz var. O yüzden bu kadar sağlam olduğunu düşünüyorum. Yoksa her şeyi paylaştığım için değil. Ve inanın her şeyi paylaşsaydım eğer bu kadar yakın olamazdık bence. Bu kadar güven duyamazdık birbirimize. Çünkü ben burada karakterimi çok sildim. Gerçek hayattaki Sude ile buradaki Sude arasında gerçekten uçurum kadar fark var. Özel hayatımda daha çok küfrederim, daha kaba bir insanım. Kaba bir insanım derken çok Landalınlı konuşurum mesela. Ankara ağzı çok vardır. Hani onun dışında böyle her yere geç kalırım. Buluşma yaparsak mesela net oraya geç kalacağım yani. Bugüne kadar da buluşmaya gelenlerin hepsi gördü yani. Her zaman kendi doğum günüme bile ya her yere geç kalıyorum ya. Yani şey, tabii bunları aslında YouTube'da da biliyorsunuz. Her yere geç kalan Sude. Yani bugüne kadar geç kalmadığım bir doğum günü videosu çektim mi? Galiba Erasmus'tayken çekmiştim. Onda da bir parti olmadığı için galiba. Geç kalmadım. Gidecek bir yerim yoktu çünkü. Oh, yo 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 yo. Flo'yla bir gün planlamıştık. Ona da geç kaldım tabii ki yani. Her neyse, yani bunları biliyorsunuz ama gerçek hayatta deneyimlediğiniz zaman hiç hoş şeyler değil bunlar tabii ki. Mezuniyet diyordum. Oradan o konu açıldı. Allah. Mezuniyet fotoğraf çekimimi anlatıyordum. Ha, konvoyu anlatıyordum. Abi ben konvoya da geç kaldım. Benim bölümden sadece bir tane arkadaşım var. Onunla da yakın bir arkadaşlığımız yok yani. Sadece gruptan arkadaştık ve ortak arkadaşlarımız var bir sürü. O yüzden sevdiğim ve hani değer verdiğim bir insan kendisi. Neyse, ona yazdım. Onunla planladık. Araba falan da var. Her şey ayarlandı falan filan. Abi ben saat 5'te konvoy var. Saat 5.30'da evden çıktım. Satın aldığım cübbeler henüz gelmedi. O yüzden de fotoğraf çekimi için bölümden ödünç cübbe alabiliyorduk ve cübbeyi de 4.30'dan sonra vermiyorlar falan. Abi üstümde ne cübbe var? Okula gidiyorum, konvoy bitmiş. Okula gittim, bölümün orada duruyorum, tamam mı? Kimse yok tabii ki yani. Arabalar yanımdan geçiyorlar yani böyle. Aslında aşağı inip şu otostop çekseydim biri kesin alırdı ama cübbem yok yani, kimse benim o bölümden olduğumu bilmiyor, kimse beni tanımıyor. Rezalet ötesi. Dikiliyorum falan böyle, 3 adım aşağımdan arabalar geçiyor, kornalar, insanlar eğleniyor, bağırış çağırış falan filan. Yani bunlar böyle çok 5 dakikalık, 15 dakikalıktaki 5 saatlik eğlenceler ama yani o konvoyda olamadığım için üzüldüm. Ama o konvoyda olamadığım için değil. O konvoyda kendi arkadaşlarımla, belki de kendi arabamla olamadığım için üzüldüm. Yani çünkü 23 yaşıma geldim, okulu bir sene uzattım, abi Erasmus yaptım, geldim falan. Ehliyet alamadım hala. Sınavdan kaldım geçen gün.
Birinci sınavımdan kaldım ama genelde insanlar hep 2'de 3'te falan geçiyormuş. O yüzden çok dertlenmedim. Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Çok dertlenmiştim bu arada kesinlikle o olaya ama işte terapi sağ olsun biraz onunla nasıl baş edeceğimi hani bu tarz daha basit olaylar için öğretti yani. Yavaş yavaş daha büyük krizleri de yönetmeyi öğreneceğim diye düşünüyorum. Her neyse işte arabalar geçiyor falan millet böyle toplu fotoğraf çekilirmiş. Ben orada yokum. Yokum yani. Hani... Sonra işte arkadaşım en sonunda şey dedi yani konvoy çoktan bitti ama biz şu anda ODTÜ hani A1 kapısının önünde fotoğraf çekiliyoruz. İstersen gelebilirsin ben sana cübbemi ödünç veririm. Koştur koştur oraya gittim. Hızlıca fotoğrafımı çekindim. Hızlıca yani ne kadar hızlı olduğunu tahmin edemezsiniz. Ve sonra topukladım abi. Yani sonra ben buna eve gel bir üzül bir üzül. Sonra kocaman bir vegan whopper söyle onu otur ye. İçim bir buruldu yani yalan yok. Ama sonra dedim ki ah ah. Neyse ya tek derdimiz bu olsun. Yani diyeceğim o ki Erasmus'a giden herkeste aynı şey duyuyordum bu arada. Kesinlikle altına imzamı da atıyorum. Gidiş her şeyi değiştirdi. Gelince de hiçbir şey eskisi gibi olmadı diyorlar birçok kişi. Yani ikinci sınıfta eğer giderseniz 2'de 3'te falan hani böyle son bir senenizi falan da okul arkadaşlarınızla geçirecek vakti kendinize yaratırsanız belki bir tık daha arkadaş grubunuzu koruyabildiğiniz ya da çevrenizi koruyabildiğiniz bir ortam yaratabilirsiniz kendinize. Ama işin kötüsü benim bölümdeki arkadaşım, canım, ciğerim yani bir tanecik Alev'im. O Erasmus'ta şu anda. Yoksa ben onun peşine pıtı pıtı takılırım. Onun da çok güzel bir arkadaş grubu var. Biz onunla aynı dönemdeydik. Sonra o bir sene sınıfta kaldı. Sonra ben zaten üst dönemde okuyorum. Ben zaten benim geçen sene mezun olmam gerekiyordu. Yani benim dönemim beraber birinci, ikinci sınıfta her gün sıraya oturduğum insanların hiçbiri şu anda okulda yok. Olanlarla da aramız bozuk yani. Alev burada yok yani o biraz beni üzüyor. Baloya yalnız gideceğim mesela ama o mezun oluyorum ve o baloya gitmem lazım yani anladınız mı? Bir kere mezun olacağım. Lisans baloma sadece bir kere gidebileceğim. O yüzden gideceğim yani. Yalnız da olsam gideceğim ve kombinimi falan üf ayarladım yani. Öyle bir gideceğim. Tabii ki biz insanız ve sosyal canlılarız. O yüzden tabii ki insanlara ihtiyacımız var. Ama beni seven, benim sevdiğim, değer verdiğim, değer gördüğüm insanlar var yani çevremde. Gerçekten bir yaştan sonra bir iki tane dost yanınızda kalsa yeterli oluyor. Gerisi biraz teferruat, günlük ilişkiler, eğlenceye bakmak gibi düşünüyorum ben. Ve bu aralarda eğlenceme bakıyorum bu arada. Ankara zaten çok küçük bir yer. Herkes birbirini tanıyor. Tunalı'ya çıktığım zaman hiçbir zaman yalnız kalmıyorum yani. Ama işte o tarz şeyler de çok yoruyor ya beni. Hani böyle hazırlanmak, gitmek, biriyle tanışmak. Ah, hele ki flört etmek. Flört etmek beni şu anda kahrediyor yani. İnanamazsınız arkadaşlar. Ben geçen gün 5 yıl sonra ilk date'ime çıktım. Ben 5 yıldır hayatımda ilk defa single bir dönemimi yaşıyorum. Çünkü düşündüğümüz zaman benim Berkay'la ilişkim iş yerinde başladı. Biz birlikte çalışıyorduk. Hiç date'e çıkmadık. Sonra Berkay'la ayrıldık ama görüşmeye devam ediyorduk. Hayatıma flo girdi. Onunla da hiç date'e çıkmadık çünkü ev arkadaşımdı falan. Ben bu arada yakın fark ettim ki yakınımda beğendiğim kim varsa tutup kilitliyorum. O yüzden birazcık single kalmaya da çaba gösteriyorum. Çünkü ben çok flörtöz bir insanım ve nasıl desem tatlı bir insanım yani uyumlu bir insanım. O yüzden sevgili olmaya çok müsait bir insanım. Genel olarak da tek eşli olduğum için kendimi eşime adamayı severim, partnerime artık kimse. O yüzden benimle ilişki de olmak güzel bir şeydir yani ben en azından öyle düşünüyorum. Tabii ki tam bir yürüyen kaos olsam da bazı zamanlarda. İlişki yapmaya çok yatkın bir insanım aslında bunu söylemeye çalışıyorum. Sevgilinin hayatımda nasıl bir yer kapladığını, nasıl bir destek mekanizması olduğunu ve benim sürekli o destek mekanizmasına koşmak istediğim gerçeğini fark ettim birazcık. Ve bu süreçte de arkadaşlarımla inanılmaz kaotik durumlar yaşadım bu arada. Çünkü sevgili şimdi ne olursa olsun her zaman oraya gittiğiniz bir yer ya ve arkadaşınızdan daha farklı, daha fazla şeyinizi paylaşıyorsunuz. Öyle bir sevgili olmayınca arkadaşlarımdan daha fazla ilgi ve alaka beklediğim bir süreçti. Farkında olmadan aslında bana ilgi göstermedikleri zaman, beklediğim şeyi alamadığım zaman trip attığımı fark ettim. Ve bu triplerin üzerine haklı haksız bu arada iletişimle her şey çözülür kesinlikle. Ben buna inanıyorum. Nasıl hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü, neye kırıldığınızı, ne beklediğinizi eğer
suçlamadan, kendinize bağlı kalarak, yani kendi dilinize ben böyle hissettim, ben böyle düşündüm şeklinde ifade ederseniz çözülmeyecek hiçbir sorun yok yani. Trip atmaya gerçekten gerek yok ama ben yaldır yuldur arkadaşlarıma trip attım ve tabii ki birkaç kişiyle de kavga ettim yani bu konuyla alakalı. Sonradan fark ettim ki aslında bu benim sevgilim olmadığı için oluyormuş. Henüz terapide bunu konuşamadık işte. Bir süredir terapiyi aksatıyorum böyle, erteliyorum. Uyanamıyorum, gitmiyorum falan. Çünkü biraz kaçıyorum. O yüzden buraya geldim. Date'imden bahsedebilirim. Ben ilk defa bir kadınla date'e çıktım arkadaşlar. Happy Pride. Liseden beri falan herhalde. Sürekli biseksüel olduğumu zaten düşünüyordum. Yani bu benim için gerçekten çok 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 büyük bir adım. Ve şu anda biraz deneyimliyorum, keşfediyorum. Nelerden hoşlanırım, ne severim. Gerçekten kadın ya da erkek olduğu için birinden hoşlanırım, yoksa zekası, kültür seviyesi, konuşması, insanlara olan davranışı, dünya ile olan ilişkisi, bakış açısı, siyasi görüşü, mottoları, hayattan beklentileri, gitmek istedikleri yol. Buna göre mi seçiyorum? Bunu görmeye çalışıyorum. Hiç one night stand canım çekmiyor bu arada. Libidom bu aralar inanılmaz yüksek. Ama ben hiç one night stand insanı olamadım galiba. Ya benim çünkü fizikselden öte zihinsel olarak da bir çekim hissetmem gerekiyor karşıdaki insana. Yani bunu bahane ederek acaba kendimi çok kısıtladım, Türkiye'de yaşadığım için mi one night stand sevmiyorum tribine girdim bir kadın olarak, çünkü hani şeydir ya, ahlaklı kadın güzeldir, iyidir. Ondan dolayı mı böyle bir çerçeve çizdim kendime bilmiyorum. Ama bu aralar kendime birçok şeye daha açık tuttuğumu düşünüyorum. Ve bununla birlikte daha fazla da alkol içiyorum. Gerçekten alkol karşıtı Sude Yüksel. Ya ben üniversite hayatımda toplasanız 7-8 kere falan böyle çok sarhoş olmuşumdur. Ama son bir aydır, aynen yani Haziran, Mayıs ortasından beri falan neredeyse her hafta sonu sarhoşum. Ve sürekli de bir şeyler içmek istiyorum. Bunun sebebi kafayı dağıtmak için. Yani çok acayip tehlikeli bir nokta bu arada. Yani direkt bağımlılığın yolunu açıyor önünüze. O yüzden çok frenlemeye çalışıyorum kendimi bu konuda. Daha bilinçli olmaya çalışıyorum. Ama günlük hayatta da bilinçli olmak şu anda çok zor geliyor. Çünkü Instagram diye bir bağımlılığı var yani şu anda. O Reels'lar kaydır Allah kaydır bitmiyor yani, bitmiyor. Yani nasıl desem, evde sessiz geçirdiğim bir an yok. Yok. Sürekli kaydırıyorum. Su doldurma giderken kaydırıyorum. Su doldururken kaydırdığım şeyi izliyorum. Tuvalete giderken kaydırıyorum. Yani gerçekten şu anda böyle bir batağa düşmüş durumdayım. Bir de çok uzun zamandır aslında ben derste çalışmıyorum. O yüzden dikkat, attention span'im, dikkat aralığım o kadar daraldı ki yani gerçekten 15 dakika bir yerde oturmak falan çok zor geliyor. Geçen gün arkadaşlarımla ders çalışmak için bir kafeye gittik. Çalışmaya bir saat falan başlayamadım. Ya başladıktan sonra gerisi geldi bu arada. Kesinlikle geldi. Bunu görmek de çok güzeldi. O yüzden ne zaman başlasam gerisinin geleceğini biliyorum. O yüzden de sürekli başlamayı erteliyorum. Kendimi çok savunmasız hissediyorum bu arada bunları anlatırken. Çünkü ben burada kendime öyle bir imaj çizdim ki Sude her zaman her şeyin en doğrusunu bilir. Sude kimseyi kırmaz, üzmez. Sude kimseyi eleştirmez, kimseye sallamaz. Sude her zaman düzgün konuşur. Sude her zaman bilimsel konuşur. Yani son 1-2 yıl içerisinde en azından. İlk başladığım zaman asla böyle değildi tabii ki ama son 1-2 yılda çizmeye çalıştığım imaj sanki buymuş gibi hissediyorum. Ve Sude her zaman güçlüdür, her zaman ayaktadır, her zaman pozitiftir. Evet, çok pozitif bir insanmışım bu arada. Son zamanlarda bunu da fark ettim. Seçim olaylarından örnek vereceğim. Seçim olduktan sonra işte bir takipçim şey sordu bana. Yani sen nasıl umudunu kaybetmedin Sude? Nasıl ertesi gün kalkıp hani hadi arkadaşlar ikinci tura sarılıyoruz şimdi diyebildin diye bir soru sordu. Düşündüm yani gerçekten bunu nasıl dedim. Yani çünkü aslında bitti ya her şey. İşte yıkıldık artık. Rezalet, hiçbir şey düzelmeyecek falan diyen bir tarafım da var. Dedim de öfkemin ve hüznümün çok yüksek olduğu zamanlarda. Sonra tabii zamanla birazcık daha mantıklı düşünebiliyorum. Çok şükür bunu öğrenmişim yani zamanla.
Neyse, yani çok duygularımın yoğun olduğu zamanları sizinle paylaşmıyorum genelde. Ve şey diyorum yani her seferinde bir umutsuzluk çöktüğü zaman üstüme, özellikle toplumsal bir durumda ya da işte nasıl desem bir yerden kabul alamadım, bunu size anlatacağım. Bunu nasıl anlatabilirim diye 50 defa düşünüyorum ben. Ve her seferinde şey diye düşünüyorum. Bu durumda olan başka insanlar var ve benim şu anda onlara güç vermem lazım. Bu beni çok aslında güçlü bir insan yapıyor. Dürüst olmak gerekirse. Niye ağlıyorum bilmiyorum. Çünkü sizin varlığınıza, siz farkında bile olmasanız da ben tutunup ayağa kalkıp birilerinin elinden tutabiliyorum. Wow. Ne kadar gerçekten çok acayip güçlü bir şey yani bence bu. Ve çok cesurca bir şey. Ama bazen de istiyorum ya ağlayarak story atmak. Bazen de sayıp sövmek istiyorum yani. Yani tabii ki bunu istesem yapabilirim. İstemiyorum aslında. İstemediğim için yapmıyorum. Çünkü yani niye umutsuzluk salalım dünyaya? Çünkü neden pozitif olanları vermek yerine negatif vereyim? Yani ne verirsem onu alacağımı biliyorum en azından. Daha pozitif duygular yaymaya çalışıyorum etrafıma. Bu aralar pek pozitif olduğum söylenemez. Negatif de değilim. İşin güzel tarafı negatif de değilim. Bunca yıldır galiba tabii psikologluğun verdiği yetkiye de dayanaraktan. Bunca yıldır kendime çok güzel pozitif düşünmeyi öğretmişim. Yani insanların söylediği şeyleri pozitif anlamayı, kötü şeyler düşünmemeyi, kötü ihtimallerin arasında boğulmaktansa güzelleri de kötüleri de görebilmeyi çok güzel öğretmişim kendime. Çok gurur duyduğum son zamanlarda fark ettiğim özelliklerimden bir tanesi. Ve bu kesinlikle sadece pratikten geçiyor. Ben de çok negatif bir insanım bu arada yani. Kaostum yani drama queen. Nasıl bir insan olduğumu özellikle lisede falan anlatamam yani size. Ama tabii ki işte üniversite 2'den sonra falan bir tık daha neyin ne olduğunu, düşüncelerin çok otomatik şeyler olduğunu ve aslında modifiye edilebileceğini, yönlendirilebileceğini falan öğrendim okulda. Ve ondan beridir de sürekli kendimi aslında eğitmeye çalışıyorum. Sürekli aklıma negatif bir düşünce geldiği zaman evet bu negatif bir düşünce süper. Hadi bunun pozitifini de kuralım diyorum. Ve bu şekilde dengede kalmayı başarabiliyorum. Dertleşme videosundan tavsiye videosuna döndü. İşte ben böyle bir insanım arkadaşlar. Geçen gün bir arkadaşımla kavga ettim. Kavga etmemizin sebebi de, yani kavga ettim dediğimde hani kırmışım, onu kıracak bir şey söylemişim farkında olmadan. Ya da canını sıkmışım da, kırmak da değil de. Benden sadece onu dinlememi istemiş, böyle bir beklentisi varmış. Ben de tavsiye verme moduna girmişim. Bu birazcık mesleki deformasyon yani çok üzgünüm ama ben de böyle bir insanım. Ve şey dedim yani en sonunda. Aşkım yani eğer öyleyse söyle bana ki bir şey söylemeden seni dinleyeyim. Eğer değilse de sadece tavsiye almak için bana gel. Yani gerçekten arkadaşlarımı da artık böyle kategori kategori kiminle ne paylaşacağımı, kimden ne tepki vermem gerektiğini falan böyle yeni yeni öğreniyorum herhalde. Arkadaşlarımla daha böyle sıkı ilişkiler kuruyorum şu anda. Sevgilimin olmamasından kaynaklı galiba. Her şey buraya çıkıyor. Ah çok özledim. Flo'yu çok özledim. İnanamazsınız çok özledim. Böyle şey hatta son birkaç gündür biletimi alıp gitmeye böyle şu kadar yakınım falan ama vizemin olmaması tutuyor. Sonra mesela canımı bu aralar sıkan bir başka şey de Türkiye'de son bir yıldır hiç partilememiş olmam. İşte insanların storylerini falan izliyorum. Abi bütün Ankara'nın olduğu bir etkinlikte ben nasıl yokum mesela? Ben nasıl yokum mesela? Yokum ama gitmek içimden gelmiyor. Gelmiyor çünkü neden çünkü? Çünkü abi ben Berlin'de ya hatta Avrupa'da genel olarak öyle güzel eğlendim ki yani öyle partilere katıldım ki bunlar çok içimi bayıyor yani şu anda burada yapılan etkinlikler çok içimi bayıyor çünkü o güvenlik prosedürü, insanlarla uğraşması, kıyafetini seçmeye çalışması çünkü yani çok açık olmamalı. Bir de ben yalnız yapmayı daha çok seviyorum bu işleri. Yani yalnız partilemeyi daha çok seviyorum. Güvende hissetmiyorum Türkiye'de. Ve gidesim gerçekten gelmiyor yani. Şu kadarcık bir alan. Ne doğru düzgün bir müzik sistemi, ne doğru düzgün bir ışık sistemi. Yani gidince eğleniliyor bu arada. Kesinlikle yalan yok. Ama yani 3 saat içinde bir rave'e gidilmez be kardeşim. Yani 3 saatlik, 5 saatlik etkinliklere
Gitmem yani ben. Etkinlik güzel değilse de arkadaşlarınla beraber eğlenmek için gidersin. Şu anda öyle bir arkadaş grubum da yok. Çevremdeki herkes depresyonda. Ben yeni yeni çıkıyorum depresyondan. Işığı gördüm yani. Çıkabildiğimi söyleyemem ama ışığı gördüm arkadaşlar. Herkes depresyonda. Kimse bir şey yapmak istemiyor. Zaten final haftası. Ben şu anda boşluklar kraliçesi. Yani ne çalışıyorum, ne okuyorum, ne böyle bir düzen yaptığım bir hobim. Buradan kalkıp koltuğa gidiyorum. Koltuktan kalkıp yatağa geliyorum. Kedi gibiyim. Gerçekten her yerde kaydırıyorum bu arada. Uyusam keşke. Keşke uyusam. Beni şuraya çağırsalar diye düşünüyorum. Farazi. Düşünüyorum gider miyim? Hayır abi. Değmez çünkü o paraya. Yani o paraya değmez. Değmez. Şu anda burada her şey çok pahalı. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Çünkü o paraya değmez. Çünkü işte Avrupa'da bunların çok çok daha ucuza yapılabildiğini gördüm ya. Abi işte benim sorunum bu. Ben şu anda ne buraya aitim ne oraya aitim. Gerçekten zor zamanlar geçiriyorum. Ama içimi dökmek çok iyi geldi. Bilmiyorum elbet ki konuşacak başka şeylerim vardır ama çok da daha da uzun bir video olmasını istemiyorum. Zaten 35 dakikadır aralıksız konuşuyorum. Hadi yavaştan kapatayım. Dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana bu gücü verdiğiniz için yani şu anda buraya oturmamı sağladığınız için çok teşekkür ederim. Sevginizi, desteğinizi esirgemeyin ya bu kadar. Başka bir şey söyleyemem herhalde. İyi ki varsınız arkadaşlar. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.